25-29 Ocak haftasına ilişkin değerlendirme. Doktor Tuğberk Çitilci, GCM Yatırım Araştırma Müdürü. Dünyada koronavirüs vakası 100 milyona yaklaştı. Güncel veri 99.1 milyon. İyileşen sayısı 62,5 milyon sayısında. Ölü sayısı da 2 milyonun üzerinde. Fakat Aşıya ilişkin pozitif gelişmeler olmasına rağmen gerek Avrupa'da gerekse de Amerika tarafında vaka sayılarında ve ölü sayılarındaki artış kontrol altına alınamıyor. Bu noktada aşının Güney Afrika ve İngiltere başta olmak üzere mutant versiyonuna karşı aşıların %50'ye yakın başarılı oluyor olması bazı soru işaretlerini tetikliyor. Keza Amerika tarafında Biden'da ilk 100 gününde 100 milyon doz aşı getireceğini söylemesine rağmen bu iyimser açıklamasıyla işlerin daha da kötüye gideceği ve buna ilişkin daha kötüsünü görmediğimiz temalı açıklamaları devam ediyor. Dolayısıyla şu anda ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanma, gerçekleşmeleri ve ileriye dönük beklentilerindeki en büyük risk olarak mutant versiyona karşı aşıların, aşıların başarılı olup olmayacağı yönündeki haber akışları ön planda olacak. Fed tarafına baktığımızda bu hafta Fed haftası olacak ama o artık o eskisi gibi alıştığımız işte Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarındaki piyasa şiddeti beklediğimiz şekilde olmayacak. 27'sinde açıklanacak Fed faiz kararında GCM yatırım araştırma ekibimle beraber herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Karar saat 10'da açıklanacak. 10.30'da Başkan Powell'ın konuşması olacak. Powell da kuvvetle muhtemel virüs kaynaklı olarak ekonomik aktivitenin daha tam anlamıyla düzelmediği, ekonomiye destek gerektiği, bu destek içinde Fed'in varlık alımlarına devam edeceği ve düşük faiz ortamının da uzun bir süre devam edeceği şeklinde aynı söylemleri devam ettirmesi kuvvetli muhtemel. Fed'in bilançosu şu anda 7.4 milyar 7.4 trilyon dolar seviyesinde. Fed'in bilançoyu daha agresif büyütmesi için gerek virüs tarafında gerekse de ekonomi tarafında majör bir dinamik bulunmuyor. Ki zaten Fed'in bilanço aksiyonları dolar temasında aşırı değersizlik veyahut aşırı değerlenme temalarındaki de ana etken olacak. Dolar temasına baktığımızda beyaz çizgi klasik dolar endeksi 90 seviyelerinde. Mavi de Bloomberg tarafından hesaplanan daha proaktif endeks 1121 seviyesinde. Evet, dolarda o bahsettiğimiz göreceli zayıflık teması bitti. Şu anda 90 seviyesinde klasik dolar endeksi bir dengelenme sürecinde. Ama biraz önce dediğim gibi Fed'in bilançosunda çok agresif bir büyüme veyahut da küçülme olmadığı sürece dolar teması aslında şu anda piyasa koşullarında bir dengelenme dinamiği. Ki zaten yanında bunu ifade etti. Doların değerini piyasa koşullarının belirlemesi gerektiği şeklinde. Yani Trump'ın net olarak vurguladığı zayıf dolar teması yerine şu anda Biden ve Yalın tarafında daha piyasa dostu veyahut da piyasa dinamiklerine bağlı bir dolar temasının ön plana çıkması isteniyor. Euro dolar paritesi 1.2176 yani piyasanın takip ettiği psikolojik seviye üzerinde kalıcılığına devam ediyor ama tabii burada nasıl USDJPY paritesinde FED belirleyiciyse bocun etkinliği yoksa Euro dolar paritesinde de ana oyun kurucu FED. Daha sonra ECB geliyor. Zaten şu anda ECB'nin de yapabileceği çok fazla bir unsur. Yok zaten para politikası anlamında yapacaklarını yaptılar. Bu noktadan sonra mali politika genişlemesinde Almanya'yı ne kadar ikna edebilecekler ki zaten onları da e, Almanya ikna etmeleri oldukça zor ki şu anda o Euro'nun 1.20-1.23 bandındaki sıkışmasının ana nedeni olarak fiyatlamaya yansıdığını görüyoruz. Bugün e, Başkan Lagarde'ın e, iki tane konuşması olacak. Oradan gelebilecek ekonomik aktiviteye ilişkin riskler bunun için ECB'nin devre olduğu şeklinde bazı sinyal etkisine sahip açıklamalar gelebilir. Altın tarafına baktığımızda, Ons altın şu anda e, ana tema olarak Biden'ın teşvik paketi, Fed'in bilançosunun 7.4 trilyon dolar seviyesinde olması ve Dünyada merkez bankalarının genişleyici politikalara sahip olmasından dolayı ons altın 1800 psikolojik seviyesi üzerinde kalıyor. Şu anda da 1854 seviyelerinde bir dengelenmedi. Mavi çizgi gümüş, gümüş de şu anda 25 seviyesi üzerinde kalıcı oluyor. Bu bahsettiğimiz bol para arzı ve buna bağlı olarak da ileriye dönük enflasyon yaratabilir algısı ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir hareketi destekliyor. Dünyanın referans olarak kabul ettiği ABD 10 yıllık tahvil faizi %1'in üzerinde kalıcılığını artık net olarak teyit etmiş durumda. Şu anda 1.0957 yani 1.10 seviyesinde hareket etmekte. Burada psikolojik algı olarak ilk etapta 1.20 daha sonra da Mart 2020'deki gördüğümüz yüksek seviyelerdeki 126 127 bölgesi referans. Dolayısıyla piyasanın tahvil faizinde yukarı algısı için mutlaka enflasyona ilişkin beklentilerde yukarı yönlü bir revizyon olması gerekiyor. Bu olmadığı sürece sadece dolar temasında dolar güçleniyor, zayıflıyor şeklindeki algı ABD 10 yıllığını 1.20'ye ve 1.20 üzerine attırma konusunda oldukça zayıf kalacak. Altın tarafına tekrar döndüğümüzde yatırımcıların hep merak ettiği altın mı dahi performans gösteriyor, gümüş mü veyahut da e, ikisi aşağı yönlü hareket ederken gümüş mü daha fazla düşüyor ons altına göre. Bu sorunun cevabı da cevabında da altın gümüş paritesini takip ediyoruz. Şu anda altın bölü gümüş paritesi 72.52 seviyesinde. Bu 5 yıllık grafik. 5 yıllık grafiği referans aldığımız zaman da dikkat ederseniz 70 seviyelerinde hep bir dip oluşumu var. Üçlü dip oluşturmuş. Şu anda da geri çekilmede 70 seviyesini referans alıyoruz. Yani bu gümüşün altına göre daha iyi performans gösterme ihtimaline işaret ediyor. A bölü B rasyasından dolayı. Amerika tarafında endekslerde yeni yüksek seviyeler test ediliyor ama oradaki seviyelerde kalıcılık sağlanamıyor. Bunun için de S&P 500 endeksinde o 3815'in üzerinde kaldıktan sonra zaten 3860'la yeni yükseği tazeledi. Şu anda analistlerin endeks için aşağıdan yukarıya batımaptan gelen en iyi hedef fiyatı 4105.87 yani nokta atışı olmaz. 4100-4106 seviyesi. Psikolojik 4100 artık algıya girdi. Fakat zaten biz S&P 500 endeksi için 2020 yılında da 4000 seviyesini konuşuyorduk. Şu anda S&P 500 endeksi için 4500-5000 seviyelerini tetikleyecek unsurlar ne olacak? Bunu konuşmamız. Yani bu yatırım hikayesinin devreye girmesi gerekiyor. İşte bu yatırım hikayesi de şirketlerin EPS'leri yani hisse başına karlılıklarında yukarı yönlü revizyonlar nasıl olacak? Oluyorsa da %10, %20 kar büyümesi tarzında analistlerden güncellemeler gelecek mi? bunların devreye girmesi gerekiyor ki biz teknik dışında gerçekten değerleme anlamında da S&P ile 4000 üzerine konuşuyoruz. bu noktada da referans olarak Tesla'nın hedef fiyatındaki yukarı yönlü revizyonlar takip, takip edilebilir. Şu anda e, Tesla 846 yani 840 850 bölgesinde fiyat hareketine devam ediyor. Analistlerin hedef fiyatlarında e, 950 ve en yüksek olarak da 1036 seviyesi var. Şimdi burada S&P 500'de belki Tesla bir algı yaratabilir. Tesla'nın 1000 dolara gidip gitmeyeceği. İşte bu da S&P'nin 4000 seviyesine doğru yaklaşmasındaki tetikleyicilerden bir tanesi olur ama burada 1036 hedef fiyat yer alsa bile de sadece bir analisten olduğundan dolayı birçok analist 1000 dolar seviyesinde S&P 5 Tesla için hedef fiyatlarını yükseltecek olursa bu pozitif yönde destekleyici olabilir. Türkiye tarafına geldiğimizde Türkiye tarafında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, faiz kararını takip ettik. 50 bas puanlık bir faiz artışı bekliyorduk sinyal etkisinden dolayı. Fakat merkez pas geçti. Bu faiz arttırma aksiyonunu e, direkt olarak değil sözlü yönlendirmeyle yaptı. Bunu da nasıl yaptı? Sıkı para politikası duruşu uzun müde sürecek dedi. Bununla ne ifade etti? Piyasaya benden erken bir faiz indirimi bekleme. Ben politikadaki sıkılığı devam ettiriyorum. Buradaki ana referansım enflasyon. Enflasyonda düzenleme gör, düzelme gördükten sonra duruma bakacağım. Ve hatta uzun müddeti belirttikten sonra gerektiği durumda faiz artışı yapabilirim şeklindeki ifade oldukça şahindi. Tabii bu Türk lirası açısından pozitif bir unsur. Çünkü şu anda Türk lirasının değersizleşme bir aksiyon önlemek adına faiz verilmesi gerekiyor ve Merkez Bankası da zaten politika faizinde yüzde 17 duruşta bunu sağlıyor. Fakat beyaz çizgiyle gördüğümüz 5 yıllık ülke risk priminde şu anda 330 seviyesinde 300'ün aşağısına inemiyoruz. 300'de 350 bandında bir hareketlenme var. İşte burada da ileriye dönük bazı e, soru işaretleri CDS'deki katılığı sağlıyor. Amerika-Türkiye ilişkileri ki e, bu hafta Dan itibaren Amerika'da Şubat ortasına kadar Halkbank davası başlayacak. Orada Biden yönetiminin Türkiye'ye ilişkin yaklaşımı ve ilk sinyalleri alınabilir. Enflasyon tarafındaki katılık Türkiye açısından ve daha sonra da Merkez Bankası her ne kadar sıkı duruş söyleyeceğini belirse bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faize kesinlikle karşıyım, ülke bu faize kalkınamaz söyleminden dolayı Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısından itibaren acaba bir politika gevşemesini hızlı bir şekilde gidebileceği beklentisi etkin olduğundan dolayı ülke risk biriminde gerileme sınırlı kalıyor. Ki bu hafta da 28 Ocak Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Bankası enflasyon raporunu takip edecek. Kuwait'te muhtemel gıda fiyatları işlenmiş, işlenmemiş taraf ve petrol fiyatındaki yükselişten dolayı e, Merkez Bankasının enflasyon beklentisinde ki patikada yukarı yönlü bir revizyon gelebilir. Zaten bu yukarı yönlü revizyon gelirse biz Merkez Bankası'nın para politikasında da atacağı adımdaki yani faiz artışındaki tepeyi anlamış olacağız. Zaten biz enflasyonda da e, yılın ilk çeyreğinde en yükseğini görmüş olacağız. Buna bağlı olarak da para politikasındaki politika faizini de en yükseğini görmüş olacağız ve enflasyon raporuyla beraber eğer bir güncelleme gelmezse kuvvetle muhtemel biz Yılın ilk çeyreğinde para politikasında %17 ile faizde zirveyi görmüş olabiliriz. Borsa İstanbul tarafında evet, e, uzunca bir dönemden beri 2020'de çok sert yukarı yönlü bir rally yapıldı. Rally şu anda da devam ediyor. Belli bir seviyelerde geri çekilme oluyor ki zaten bu fiyatın doğası olan bir unsur. Borsa İstanbul 100 endeksi için ana band 1500-1555 seviyesi. Şu anda analistlerin 12 aylık dönemdeki en iyi hedef fiyatları hisselerden gelen 1726 seviyesinde. Ve kısa dönemli olarak da 13 ve 21 günlük basit hareketli ortalamaları takip ediyoruz. 13 günlük basit hareketli ortalama 1543.81 nokta atışı olmaz 1543 seviyesi. 21 günlükte 1512.48, 1512 seviyesi. Dolayısıyla bu hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece tekrar psikolojik 1600 seviyesi ve üzerine gitme unsuru bulunuyor. Tabii bu noktada yurt dışı teması, S&P'nin hareketi ve yurt içi tarafta da bu hafta daha doğrusu bugün arçelikle başlayacak olan finansal sonuçları takip edeceğiz. 28'inde Garanti Bankası açıklayacak. Finansal sonuçlara bağlı olarak e, endekste alfa anlamında hisse senedi seçimleri tarafında e, farklı hareketlenmeler devreye girebilir. Tabii bu noktada e, garanti demişken de geride bıraktığımız haftada bazı kaynak haberleri göre Bedi bankaların temettü ödemesine izin verebileceği haberi yansımıştı. Eğer bu olursa bankacılık sektörü açısından pozitif. Çünkü bu temettüler Ödenemediğinden dolayı e, unsurda bankaların büyüme potansiyellerini negatif yönde etkiliyordu ve bu temettü haberi geldiği zaman da banka büyümesi ve banka karlılıklarına da e, pozitif yansıma ihtimali devreye girebilir. Endeks 30 tarafında e, Fibonacci Expansion'daki 1631 ve 1706 seviyeleri nokta atışı gibi neredeyse mükemmel çalışıyor tabii teknik analiz için bunu söylemek çok rasyonel olmaz. Orada da 13 günlük basit hareketli ortalamayı takip ediyoruz. 1677.60 seviyesi. Bunun altında kalırsa ilk etapta e, negatif bir algı ama ana referansımız 1631 seviyesi. 1631 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareket potansiyeli tekrar devreye girebilir. Analistlerinde 12 aylık dönem içindeki en iyi hedef fiyatları 1915.62 seviyesinde devam ediyor. Endeks 30'daki yılbaşından itibaren performansta Endeks 30 yaklaşık %1'e yakın bir pozitif hareketi var. Öne çıkan şirketlerde Doğan Holding, Kardemir'de Koza Altın ve Arçelik geliyor. Kötü performansla gübre fabrikaları %22.43 geri çekilme ve akabinde onları da bankalar takip ediyor. Bankalar tarafında piyasa değeri bölü defter değeri çarpanında o e, iskonto göreceli olarak e, kapanmıştı. Ama Perşembe-Cuma günü gelen satışlarla bu iskonto tekrar devreye girmeye başladı. Çarpan olarak ucuzluk var ama bu bir ucuzluk alım veya da iyi performans gösterecek anlamına gelmiyor. Akbank şu anda 0.59 piyasa değeri ve piyasa değeri bölü defter değeri çarpanında İş Bankası 0.46, Yapı Kredi 0.56, Halkbank 0.32, Vakıfbank 0.39. Halkbank ve Vakıfbank'ta özellikle Halkbank davasından dolayı özel bir durum olduğundan dolayı fiyattaki iskonto bu ana dinamiklere dayanıyor. E, Garanti bankası 0.67 seviyesinde ve Xbank genel bankanın da piyasa değeri bölü defter değeri 0.57 çarpanında dolayısıyla buradaki iskonto e, etkin bir şekilde devam ediyor. Haftanın gelişmelerine baktığımız zaman da 25 Ocak pazartesi bugün Davos zirvesi başlanıyor. Çin'den Xi Jinping katılacak. Macron, Merkel'den gelecek açıklamalar önemli olabilir. Özellikle ana gündem virüs olacak. 29 Ocak'a kadar devam edecek. ECB Başkanı Lagarde'ın bugün iki tane konuşması olacak. Türkiye-Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da başlıyor. 26 Ocak Salı günü IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunu açıklayacak. UBS'in dördüncü çeyrek finansal sonuçları açıklanacak. 27 Ocak çarşamba günü ana günden Fed'in faiz kararı olacak. Faiz kararı akşam 10'da gelecek. 10.30'da da Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını takip edeceğiz. Amerika'da finansal sonuçlarda Facebook, Apple, Tesla'nın dördüncü şehrek bilançoları gelecek. Ekonomik takvimde de Amerika'dan dayanıklı mal siparişleri. 28 Ocak Perşembe günü Türkiye tarafında ana gündem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporu, Amerika'da 4. çeyrek büyüme verisi. 29 Ocak cuma günü sakin bir gündem olacak. Türkiye tarafında e, turizm verileri, dış ticaret dengesi, Amerika tarafında da Michigan güven endeksini takip ediyor olacağız. E